hatta bundan dolayıdır ki çok kısa olarak temas edip keseyim, uzatmayayım. İran dediğimiz, hepimizin bildiği, duyduğu, gördüğü neyse İran, Müslüman olurken, İran biliyorsunuz, Hazreti Peygamber'in zamanında Müslüman olmadı. Ebu Bekir Sıddık'ın zamanında da Müslüman olmadı. Ne zaman Müslüman oldu? Hazreti Ömer'in zamanında Müslüman oldu. Korkunç bir savaş verdi İran. İslam'la savaştı. Korkunç bir savaştan sonra İran kılıç kahrıyla, kılıç yüzünden İslam'ın kılıcıyla boynu büküldüğü için Müslüman oldu. İran kılıçtan Müslüman olmuştur. Gönlüyle Müslüman olmamıştır. Ve Müslüman olurken de demin bahsettiğim noktayı nazardan Müslüman olmuştur. Yanlış Müslüman olmuştur, hatalı Müslüman olmuştur. Niye? İran'ın biliyorsunuz 3000 yıllık tarihi hep babadan oğula, babadan oğula şahlık sistemiyle devam etmiş. Şahlık, şah ölmeden yerine şahzade, yani şahın oğlu, erkek çocuk bırakacak. O şah ölmeden önce yerine veliahtını, şehzadeyi, şahın çocuğunu, erkek çocuğunu koyacak yerine. İran 3000 yıl böyle devam etmiş. Müslüman olurken İslam'ın usulüne göre değil, İran'ın geleneğine göre Müslüman oldu. İran'ın geleneği neydi? Babadan oğula, babadan oğula bir şahlık, padişahlık sistemi vardı. İran Müslüman olurken baktı, İslam'ın başında Hazreti Muhammed Mustafa yok, vefat etmiş gitmiş. Baktılar, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yerinde erkek evladı da kalmamış, babadan oğula sistemi yok. Kala kala kendisinden sonra Hazreti Fatıma-tüz-Zehra kalmış, o da dünyasını değişip gitmiş. Ne kalmış geriye? Oğlu yok, kızı yok. Baktılar, Hazreti Peygamber'in kızı, kerimesi, Fatımetül Betül, Hazreti Fatıma, baktılar kiminle evli? Peygamber'in soyu, sülalesi, zürriyeti nereden devam etmiş? Baktılar, Hazreti Fatıma'yı gördüler. Fatıma da yok, vefat etmiş. Onun baktılar ki kocası Hazreti Ali duruyor. Tuttular, derhal Hazreti Ali'ye sarıldılar. Alevilik buradan çıktı. Peygamberin arkasında baktılar ki erkek çocuk yok. Babadan oğula sistem yok. Bir kızı var Hazreti Fatıma, o da dünyasını değişmiş. Hazreti Fatıma'nın çocukları, peygamberin torunları kimin vasıtasıyla devam etmiş? Hazreti Ali vasıtasıyla. Ah dediler ki İslam'ın başında Hazreti Muhammed'den sonra Hazreti Ali'nin olması lazım. Ebu Bekir gasp etmiş, Ömer efendim zulmetmiş, Ebu Bekir yaramaz, Ömer yaramaz, Osman yaramaz, sadece Hazreti Ali olması lazım dediler, oradan başladılar. Babadan oğula, babadan oğula. Ve hala bu devam ediyor, hala bunu devam ettiriyorlar. Arkasında erkek evlat bırakmadığı halde fitne devam ediyor, fesat devam ediyor. Hala İran, hala Arap alemi, Suudi Arabistan krallıkla, Kuveyt krallıkla, Katar krallıkla, Yemen, hepsi kral, Ürdün krallıkla, bütün Araplar krallıkla. İslam'ın özünde, içinde, hakikatinde olmayan bir sistemle devam ediyor.